أيها الناس عبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون Ey insanlar! Sizi ve sizden öncekileri yaratan Rabbinize kulluk ediniz. Umulur ki böylece korunmuş Allah Celle Celaluhu'nun azabından kendinizi kurtarmış olursunuz. Bakara Suresi 21. ayet. Kıymetli dostlar. Allah Celle Celaluhu bize şöyle buyuruyor. Ey inananlar! Siz dünyaya para kazanmak için gelmediniz. Makam, mevki için gelmediniz. Asıl yaratılışınızın maksadı sizi yaratan Rabbinizi tanımanız ve ona ibadet etmenizdir bu görevinizi ihmal etmeyin. Siz ibadet ettiğiniz zaman, kime ibadet ettiğinizi biliyor musunuz? Sizi yoktan var eden, gözünüzü veren ve gördüren, kulağınızı veren ve işittiren, ayağınızı veren ve yürüten, aklınızı ve organlarınızı veren ve çalıştıran Allah Celle Celaluhuna ibadet etmiş oluyorsunuz. Öyleyse, sizi yoktan var eden Rabbinize karşı İbadet görevinizi yapmazsanız o zaman en büyük cinayeti işlemiş olursunuz anlamında bir ayet -i kerime buyuruyor Rabbimiz. Dünü aydınlatan bugünü de yarını da aydınlatacak. Kıymetli dostlar, Kur'an ayetleri insanların gönüllerine şifadır. Dikkat ettiğimiz takdirde bu ayetler gönül dünyamızı aydınlatıyor hayatımızı güzelleştiriyor, hayata bakışımızı değiştiriyor. İşte bizim tüm bunlara ihtiyacımız vardır. Ailedeki buhranlarımız, ülkemizdeki ve dünyadaki sıkıntılarımız, Kur'an'dan uzak kalmamızdan kaynaklanmaktadır. Dünyayı dün aydınlatan Kur'an, bugün de yarın da aydınlatmaya yeterlidir. Yüce Rabbim Celle Celaluhu, her birimizi içi ve dışı Kur'an nuruyla nurlanan, hayatını, ahlakını ve yaşantısını Kur'an bereketiyle bereketlendiren bahtiyar kullarından eylesin. Cenab-ı Hak yar ve yardımcınız olsun.